Bursa bizim hem tarihimizde hem günümüzde önde gelen şehirlerin başında yer alıyor. Çünkü Bursa tarihimizin biliyorsunuz başkenti, imparatorluğumuzun başkenti, sonra üretim merkezi. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Bursa dünyanın en büyük ipekli dokuma tezgahlarının olduğu şehir. Dünya ticaret yolları üzerinden Türklerin ticaret dünya ticaretindeki payının üretildiği merkezlerden birisi. Biri Bursa, biri Selanik, biri Halep. İmparatorluğun şeylerine göre, büyük şehirlerine göre düşünüyoruz. Bugünkü şeyimizde, perspektifimizde baktığımız zaman sanki onlar çok uzakmış gibi ama 19. yüzyılda Selanik en büyük sanayi şehirlerimizden birisi. Şeyden sonra ikincisi, İstanbul'dan sonra. Dolayısıyla bu tarihi miras aynı zamanda bizim geleceğe yönelik bakış açımızı, potansiyelimizi ve ümitlerimizi de artırıyor. Bursa'da son 50 yılda bunu gösterdi ama her yıl artan oranlarda, 2000'li yıllardan sonra da bir şekilde geometrik bir büyüme içerisine girerek Türk ekonomisinde, ihracatta, üretimde, otomotiv sanayinde, tekstilde, birçok endüstride liderlik Türkiye'ye yapacak konumda bulunuyor. Tabii 1 milyonun üzerinde bizim sigortalı işçinin bulunduğu bir şehir, aynı zamanda çok sayıda firmanın, çok sayıda girişimcinin, müteşebbisin olduğunun da bir başka ifadesi. Yani üretim hayatı bir bütündür. Üretim gücünü oluşturan bu unsurlar bir araya geldiği zaman ülkenin ekonomisini dinamik bir şekilde ileriye doğru taşırlar. Bursa böyle lokomotif bir rol oynuyor. Elbette üretim dediğimiz zaman bugün içinde bulunduğumuz konjonktürel bir ekonomik sıkıntı var. İşte enflasyon, pandemi sonrası biz Türk ekonomisi dünyanın en hızlı büyüyen iki ekonomisinden birisiydi ve çok ümitli başlamıştık. Ama hiç beklenmeyen, hesapta olmayan bir şey çıktı. Dünyada büyük bir ekonomik kriz gelişmiş ülkelerde ortaya çıktı. Arkasından tedarik zincirlerindeki ulaştırma maliyetlerinin artması, enerji maliyetlerinin artması tedarik zincirlerinin kopmasına yol açtı. Çin'in birçok dünyaya tedarikçi olarak büyük çelikte her alanda, bütün sektörlerde ürün vermesi, yine Hindistan'ın, Uzak Asya'nın bütün bunun getirdiği maliyet dünyanın gelişmiş ülkelerinde bir kriz yaşanmasına yol açtı. Geçtiğimiz ay Almanya gibi gelişmiş bir ülke, 4 trilyon doların üzerinde milli gelir olan bir ülkede üretici fiyatlarında enflasyonu %30'un üzerine çıktı. Yani bu kriz dünyanın yaşadığı bir kriz. Biz de bunu yansımalarını yaşıyoruz. Elbette enflasyonun %80'lere doğru gitmesi bu ciddi bir sorun. Bunun sorunu öncelikle enflasyonu kontrol altına alıp bu sorunu belli bir süre içerisinde çözmemiz lazım. Türkiye'nin bu konuda avantajları var. Türkiye üretim gücünün dinamizmi. Bu ne demektir? Dinamizmi sanayideki üretkenliğin artması demektir. Sanayinin büyümesini devam ettirmesi demek. Sanayi, imalat sanayinin büyüme içerisindeki payının artması demektir. Rakamlara baktığımız zaman işte sanayinin %9.1 büyümesi yıllık bazda, imalat sanayinin %13'ün üzerinde büyümesi. Bütün bunlar bizim geleceğe ümitle bakmamızı yol açıyor. Çünkü bunun başka bir yolu yok. Yani Türkiye enflasyonu nasıl yenecek? Enflasyonun kaynaklarını biliyoruz. Bunların en başında işte dövizdeki dalgalanmalar ve bildiğiniz gibi enerji fiyatları geliyor. Bunları ikame edecek döviz üretmemiz lazım. Onun da iki yolu var. Birisi üretimi artırarak ihracat yoluyla döviz gelirlerimizi artırmak. Türkiye'nin en önemli kaynağı odur. Üretim gücüne dayalı büyümenin yarattığı avantajı buradan dış ticaret yoluyla elde etmek. İkincisi de turizm gelirleri. Bursa bunların ikisinin de
olduğu yerdir. Onun için Bursa'nın da burada hayati bir rolü var. Türkiye bu sorunu bu konjonktürün değişmesiyle değiştirecek güce sahiptir. Değişmesiyle beraber de önümüzdeki yıl daha sağlıklı bir zeminde, daha kontrollü bir şekilde ekonomideki ekonomik üretim faktörlerini daha iyi yönetebilecek bir aşamaya geçecektir. Onun için buradaki en önemli sorunumuz da işsizliği azaltmak, istihdam yaratmak ama emekçilerimizi de, çalışanlarımızı da enflasyonun ve bugünkü ekonomik şartların olumsuzlukları karşısında korumak. Enflasyonun toplumsal hayat üzerindeki tahribatını engellemek. Bu konu, yani bu görev bize ait, bizim bakanlığımıza ait. Emekçilerimizi koruyacak politikaları başından itibaren izliyoruz. Türk tarihinin yakın dönemini, 60 yılını baktığımız zaman hep asgari ücretin vergi dışı bırakılması söylenirdi. Hatta bizim öğrenciliğimizde de bizim çok slogan olarak söylediğimiz bir husustu. Asgari ücret vergi, en azından bütün ücretlerin asgari ücret düzeyindeki gelirleri vergi dışında kalsın. Bunu gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yılın sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı tavırla Türkiye'nin enflasyona karşı çalışanlarını korumasında tarihi bir adım atıldı bu gerçekleştirirken. Enflasyon %50 artırıldı. Affedersiniz, enflasyona karşı korumak için asgari ücret %50 artırıldı. Arkasından biliyorsunuz çok yakın sürede %30'luk bir artış asgari ücreti daha gerçekleştirildi. Yani yılda %80 civarında ama bir yıl önceyle mukayese ettiğimiz zaman kümülatif olarak %94 oranında bir artış gerçekleşti. Bu bizim çalışanlara karşı sözümüz. Önümüzdeki dönem içerisinde de, önümüzdeki 5 aylık dönem içerisinde meydana gelen yeni aşamalarda da ücretlerimizi koruyacağımızı ilan ettik. Bu bizim milletimize karşı sözümüz, emekçilerimize karşı Türk Devleti'nin sosyal devlet kimliğinin kimliğiyle verdiği bir sözdür. Bunu da hiç kimsenin tereddütü olmasın uygulayacağız. Yani Aralık'ta da yeniden bütün bu şartları dikkate alarak emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız. Sadece işçilerimizi, sigortalı işçilerimizi değil, bütün emekçileri, kamu çalışanlarımızı da koruyan kapsamlı düzenlemeler yaptık. İşte 3600 diye bilinen bütün kamu personelinin emeklileri de dahil olmak üzere kuşatan bir çalışmayla onların sosyal haklarını genişlettik. Emeklilikte hem emekli ikramiyelerini hem emekli maaşlarında ciddi düzenlemeleri gerçekleştirdik. Ve her şeyden önce de bildiğiniz gibi enflasyona karşı çalışanlarımızın, kamu çalışanlarımızın, emeklilerimizin korumasını sağlayacak %42'nin üzerinde ciddi bir enflasyon farkı vererek, toplu sözleşmemizde güvence altına aldığımız hakları yaygınlaştırarak bunları gerçekleştirdik. Türkiye bunları yaparken neye güveniyor? Türkiye bunları yaparken milletine güveniyor. Türkiye bunları gerçekleştirirken Türkiye'nin demokrasisinin gücüne güveniyor. Türkiye demokratikleştikçe toplumun sorunlarına cevap verme kabiliyeti artıyor. Türkiye büyüdükçe toplumun ekonomik sorunlarına karşı çözme imkanını artıran bir ülke haline geliyor. Türkiye bu bölgenin, içinde yaşadığımız bölgenin demokratik ülkesidir, büyüyen ülkesidir, sanayileşmiş olan ülkesidir. Toplam ihracatının içerisinde sanayi ürünlerinin payının her geçen gün arttığı bir ülkedir. Dolayısıyla milletimiz müsterih olsun, Türkiye'nin sorun gücü, ekonomideki büyümesine bağlı olarak sorun gücü sorun çözme gücü artıyor. Sadece ekonomiyle ilgili değil, siyasal anlamda da, uluslararası ilişkiler anlamında da Türkiye'nin sorun çözme gücünün dünyaya nasıl, coğrafyaya nasıl yansıdığını hepimiz görüyoruz. Türkiye, Akdeniz'in uluslararası sistem tarafından kuşatılmasına karşı Akdeniz'i yeniden bir barış gölü haline getirmek için mücadele ediyor. Bir takım ülkelerin kışkırtıldığı, Batı sistemi tarafından kışkırtılmış Yunanistan'da dahil, bir takım ülkelerin macera perest girişimlerine karşı
Türkiye tavır alıyor. Uluslararası sistemin Türkiye'yi karşısına almanın nasıl bir risk olduğunu görüyor. Türkiye bir anlamda Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de barış kuran bir ülke konumunda ortaya çıkıyor. Sadece orada mı? Ukrayna'da yaşanan olayı dikkate alın. Savaşı. Savaş felakettir, kötüdür ve savaşın barışa dönüştürülmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu uluslararası ölçekteki liderlik yankı yapıyor. En son işte dünyanın önümüzdeki dönemde bir açlık problemiyle, buğday, tahıl problemiyle karşı karşıya kalma riskini Türkiye'nin gücü Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle çözüldü. Türkiye tarafından bu sürecin yönetilmesi siyaset üstü bir konudur. Türkiye'nin gücünü gösterir. Yani buraya bunu bakmak lazım ve Türkiye'nin devlet başkanının da bu sorunu çözmesi kimseyi rahatsız etmemesi lazım. Muhalefet partilerimizin de burada Türkiye'nin gücünü alkışlamaları gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla sorun çözme gücü artan bir ülke hem uluslararası ilişkilerde hem bölgesel sorunlar karşısında hem de ekonomide bu Türkiye'nin bölgede demokrasisine, tarihine, kültürüne ve birikimine bağlı bir olaydır. Ve bu gücün Türkiye'nin demokratikleşmesi ileriye doğru güçlendikçe, ekonomisi ileriye doğru güçlendikçe, sanayisi devam ettikçe, Bursa'nın tarihsel rolünü aktüel şartlarda da ileriye taşıyacak bir sorumlulukla devam ettirdikçe artacağını göreceğiz. Dolayısıyla Türkiye, Bursa'nın gelişmesi Türkiye'nin gelişmesidir. Türkiye'nin gelişmesi bölgesel barıştır. Küresel barışa katkı yapan bir şeydir. Önümüzdeki günlerde Bursa'ya yeni müjdelerimiz olacak. İstihdam, bugün bir istihdam projesini başlattık. Önümüzdeki günlerde de Sayın Başkanımız onun altını çizdi. Yeni müjdelerimiz olacak. Kadın istihdamına ağırlık veren 50+1 formülüyle ağırlık veren bir projeyi tekrar geldiğimde sizlerle paylaşacağım. Kadınların istihdama katıldığı en önemli illerden birisi, onları destekleyecek bir proje. Yine özellikle göçmen işçilerin veya Türkiye'de geçici ikamet eden insanların istihdama katılmasını sağlayacak bir başka projeyi de önümüzdeki günlerde Bursa'da, Türkiye çapında bu projelerin hepsi ama Bursa'da ilk açılışını yapacağız. Sizlerle paylaşacağız. Onların da müjdesini vereyim. Sayın Başkan'a, değerli siyasetçi arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve Anakara Deme yöneticisi arkadaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı bütün Bursa'ya, basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Thank you.